Evet arkadaşlar son ıı, okay. <laughs> son bomba olayı duydunuz mu? Duydunuz mu duymadınız mı? Ay bunun kaşınıyor. Duydunuz mu duymadınız mı? I'm streaming on Mixer now. My team and I have made sure that the transition one incredibly smooth, super professional. We haven't said anything bad or negative about Twitch, obviously, because there really hadn't been any reason to. Over the last couple of days, there have been some things that have been going on Olayı anlatayım kısaca. Şöyle diyor. Diyorsunuz Ninja başka bir platforma geçti. Başka bir platformda yayın yapıyor. Ee, Twitch'te tabii abi bitmiyor ya. Dramamız asla bitmez Twitch'te bizim. Adam başka bir platforma geçiyor <laughs> ve geçtiğimizde diyor işte Twitch ile ilgili kötü bir şey söylemedik diyor kesinlikle. Ama son birkaç gündür diyor bir şeyler oluyor. Otohost olayı var ya buna benzer bir şey yapıyorlarmış Ninja'nın kanalında. yani Ninja'nın Twitch ee, sayfasına girdiğiniz zaman ha Ninja artık başka bir kalede, aynen şeydeki gibi Mario'da da var ya gidiyorsun prensesi kurtarmaya o prenses başka bir kalede muhabbeti. Ninja artık başka bir kalede. Ee, o yüzden bu Fortnite yayıncılarını izleyin diye e, otomatik olarak onun kanalında bazı Fortnite yayıncıları hostlanıyormuş. E tabi bu bir algoritmayla olduğu için adamın bir liste algoritmayı çözüp o kanala düşmenin e, yolunu bulmuş. Ve uzunca bir süre porno izletmiş o kanalda. <laughs> Ninja da diyor ki ben diyor kardeşim diyor bu markamı diyor 5-6 yıldır diyor Twitch'te geliştiriyordum diyor ve ıı, başka bir platforma geçtim diyor. Ama markamın üzerinden ıı, pornografik içeriğin, içeriğin yayınlandığından Nasıl ötürü be. üzgünüm diyor. E, markam zedelendi diyor. Şu anda böyle bir Twitch'ten de bir yanıt geliyor. Biz yeni bir sistem deniyorduk. İşte bu sistemi de e, Ninja'nın kanalı üzerinden deniyorduk. Kanala hani Ninja'ya spesifik yaptığımız bir şey değil diyor Twitch'te. Aa, böyle olaylar var. Global dramayı takip eden var mı? Ben global dramayı çok yakından takip ediyorum. Var mı global dramayı yakından takip edenler? Var mı? Hayatım niye Alfred'i çağırdın? Çocuk ne güzel oturuyordu. Mesela bir tane ablamız var. Yayıncı. Eee ablamız <laughs> yayın sırasında kedisini alıyor böyle fırlatıyor. Alıyor kediyi böyle fırlatıyor. Ondan sonra kedisine kendi ağzından vodka içiriyor. Alıyor böyle kediyi yayında. Ağzına vodka içiriyor, tükürüyor. Abla banlanmıyor. Abla banlanmıyor kardeşim. İnsan merak ediyor, neden banlanmıyor? Olay biraz daha bir sonraki seviyeye geçiyor. Sizin devamlı çete yazdığınız peta var ya, peta, peta, peta yazıyorsunuz. Kol peta. Pita gerçekten e, Twitter'dan soruyor. Ya diyor sevgili Twitch, bu adam bu kadını niye banlamıyorsun? Ve gerçekten Hayvan Koruma Vakfı Amerika'da ee, kadının hayvanlarına el koymak için yola çıkıyor. Gerçekten yaşanıyor bunlar. Ve kadın banlanmıyor hala. Sonra Twitch'in CEO'suna soruyorlar ya diyorlar reis. Ya ne ayak? O da diyor ki ben diyor moderasyon takımımızın görevini yaptığına inanıyorum <laughs> diyor. Aman. Tabi insanlar da böyle merak ediyorlar acaba hayvanlarla ilgili başka ne olaylar oldu önce Twitch'te diye. Aa, mesela bir tane çocuk var. Akvaryumu var yanında. O akvaryumdan balığını çıkarıyor eliyle. Öpücük konduruyor. Geri akvaryuma koymaya çalışırken balık elinden kayıp klavyesinin üstüne düşüyor. Ve balığı geri koyuyor hemen. Ya, bu çocuk banlanıyor. Animal cruelty yani hayvan işkencesi şeyin altında. Çocuk banlanıyor. Bir başka Rus bir çocuk. Uçan kuşunu klavyeden tutup kaldırdığı için eliyle o da banlanıyor. Ben geçen burada mesela Alfred'i yerden kaldırırken kuyruğu sandalyenin kenarına takıldı. Canı yandı biraz. Wick dedi. Ulan dedim acaba banlanır mıyım? Çünkü olabilir. Yani siz biliyorsunuz Alfred'e olan İlgimi alakamı siz biliyorsunuz ama muhteşem çalışan Twitch moderasyon ekibi şimdi görüp Ananı kim hayvana eşkence etti diye banlayabilir yani şimdi bilemezsin. Ama kedi fırlatırsan ağzına vodka tükürsen anlamıyor banlanmıyorsun mesela. Öyle yani insan merak ediyor. Yani neye göre hani zar mı atıyorlar acaba? Rassama. Twitch merkezde moderasyon ekibi zar mı atıyor? Tak atıyor zarı. Hmm. Siyah baksırı görünmüş. Buna o yeri gönderin. Atıyoruz ara. Hmm. Memintolar bicir bicirmiş. Biraz Olsun. Olayım. Olsun. Kadınlar özgürlük abi. Olabilir. Yanlışlıkla açılmıştır. Böyle <laughs> abi. Bizde onluk zar atıyor değil mi? 20 yüzlü zar. Neyse. <laughs> Böyle yani arkadaşlar. Bunlar olabilecek şeyler. Ondan sonra şeyi takip ediyor musun? Arkadaşlar takipleriniz... Ya bilmiyorum. Kadının biri çıktı. Yayında çocuğunu emzirdi. Şimdi... Benim çocuk emzirmeyle ilgili hiçbir sıkıntım yok. Çocuk emziren bir kadın gördüğüm zaman kesinlikle tahrik olmayan bir insanım yani gördünüz mü onu? Ya şimdi mesela sen o sırada yayın yapıyorsundur, yayıncısındır. Ve o sırada bebeğini emzirmen gerekir. Alırsın işte emzirme önlükleri var. Emzirme önlüğünü giyersin çocuğunu. Emzirisi koyarsın yayınına devam edersin. That's fine. Bu, bu konuda hiçbir sıkıntı yok. Ama yayın sırasında... Yani bunu, bunu kullanmak bana çok ilginç geliyor. Yayın sırasında zaten oturup şöyle muhabbet ederken. Aa çocuğumu her yerde emzirebilirim. Kimsenin de şeyi değildir tamam mı diyerekten yapmak bana ilginç geliyor. Hatta kadınlardan çok eleştiri aldı Amerika'da bu. Ben bayağı Twitter'daki çalkantıyı izledim. İlginçti. Bayağı ilginçti. O saatte neden oradaymış? Ya yeri ve zamanı önemli diyeyim ya. Hani Tabii ki çocuk emzirecek. Tabii ki. Eyvallah da. Ya dediğim gibi az önceki örnekte mesela yayıncıdır. Yayını ne yapıyordur? Çat alır bebeği emzirir koyar. Ama yani bunu bir şov unsuru haline getirip bunun üzerinden reklamize bir şeyler yapmak bence durumu kullanmak gibi oluyor. Kusura bakmasın. Çünkü yani kadın bunu ondan sonra Twitter'da paylaşıyor. Kadınlar diyor istediği yerde çocuğunu emzirir. Abi tamam da zaten biz aksini söylemiyorduk ki. Yani burada neyi reklamize etmeye çalışıyorsun? Hani bunu böyle üzerine ilgi çekmek için kullanan insanlar aslında kadınların haklı davasına en büyük darbeyi vuran insanlar oluyor benim gözümde. Ki kadınlar da bunu söylemiş zaten Twitter'da yabancı Amerikalı kadınların çoğu. Sizin yüzünüzden hani hakikaten bize gülüyorlar yapmayın. yani Zaten biz çocuğumuzu istediğimiz yerde breastfeedliyoruz kendinize gelin falan diye. Bayağı o konuda tartışma çıktı yani Twitter'da. Ve takip edin çok güzel dramaları var Twitch'in. Evet, bu banlandı cidden. Neden banlandığını bilmiyoruz. Sonsuza kadar banlanmış. O, onu onu bilmiyoruz. Ben de zaten üstelemedim, sormadım. Hani benim yapabileceğim bir şey varsa söylersen... E, sevinirim dedim, eyvallah tabii. Abi, feminizm güzel sömürülüyor. Evet, bunu iyi dedin. Yani feminizm... ...hem güzel sömürülüyor... ...sadece feminizm içinde değil bu... ...mesela hayvanseverlik de güzel sömürülüyor. Şeyi görmüşsünüzdür. YouTube'a videoya atarken editlemeyi unutan gerizekalı YouTuber'ı görmüşsünüzdür. Onu gördünüz mü? Köpeğini dövüyor falan böyle YouTube videosu çekecek diye. Onu gördünüz mü? O da var. İsin görenler olmuştur. Boxer cinsi bir köpekti. Allah'ım kafayı yedim ya. Bir de editlenmemiş halini görüyorsun ya. Aslında backstage'de kamera arkasında neler döndüğünü görmek aa çıldırttı beni dedim demek kız bütün videolarını böyle çekiyormuş. Şey yapıyor böyle. Köpeğin adını söylüyor. Johnny diyelim köpeğe. Johnny Johnny geldi işte bilmem ne. He işte bizi Johnny ile falan. Şu köpek yapmasını istediği şeyi yapmıyor. Pah, bir tane koyuyor falan böyle köpeğe. Asla devam ediyor öyle hiç şey olmamış gibi. Demek ki videoları böyle çekiyormuş bu amına kodumun kızı dedim ya. Bu ne? Oha dedim. Ka baktım kaç videosu var. Bir sürü videosu var köpekle falan işte o oh, dedim Anan kim elinden alın ya bana verin dedim o köpeği ya Çok kötü abi Türkiye'de de köpeğinin kafasını e, Pastaya bastıran vardı Ha doğum günün kutlu olsun ponçik ha, al sana köpek pastası Ne kadar da komik pastaya bandı. Yani arkadaşlar bu sosyal medyada iki klik bir link alabilmek için ee, insanlar, e insanlar götünü siktirtmeye çok meyilli gibi geliyor bana. Bilmiyorum neden böyle olduk. Bilmiyorum ya. Benim artık kafam kaldırmıyor. O kadar yoruldum, o kadar sıkıldım yani. Ya ben mesela hanımı az önce paylaştım Norman derdin derken ya caho böyle sikerler diyor. Bak karın bile Norman derdin dinliyor diyor. Sen adam mısın falan. Abi ben senin zannettiğin influencerlardan değilim yani saklayacak gizleyecek bir şeyim yok. Benim de senin gibi bir hayatım var. Mesela bugün bayram diye suyumuz yoktu. Gittim damacanalarla kaynak suyundan su doldurdum geldim amele gibi. Kiraladığım doblo aracımla. Ben bir haftadır doblo kullanıyorum mesela. Çünkü benim araç babamlarda tatile geldiler. Ya ben de normal bir hayat yaşıyorum abi. O kadar gözünüzü de abartmayın da büyütmeyin de insanların böyle... Üf. Çok ilginç ya. Ve yani ben influencer olarak normal hareketler yaptığım zaman yani normal bir insanın hayatını paylaştığım zaman farklı platformlarda tepki yiyorum. Hep tepki yiyorum. Ne biçim adam. Ya bana mesela şunu diyenler bile oluyor abi. Ben Polonya'dayken çok sikik bir kulaklık kullanıyordum. Dışarıdayken. Cep telefonuma kullandığım kulaklık. Ee, ama güzel görünüyordu kulaklık. Ya benim için ses vermesi yeterliydi. Ve şarjının uzun olması. Abi kulaklığı paylaşır mısın? Kulaklığı paylaşır mısın? Paylaştım 10 euroluk kulaklık. 10 euroluk kulaklık. Abi linç yedim ben oradan ya. Siz bilmiyorsunuz yani özel mesajlardan bu yeni neslin bu triplerini vallahi anlamıyorum. Özel mesajlardan bana şey diyorlar ya. Koskoca Cahre'in 10 Euro'luk kulaklık bu kullanıyorsun dediler. Ağzımı yüzümü siktiler benim. Çok ilginç. Bir de mutluluğu kaldıramıyor insanlar. Ha, mutlu olmayacaksın, mütevazi olacaksın böyle. Öyle mutlu olmayacaksın hiç. Devamlı böyle ağlayacaksın falan. Ben anlamıyorum. Çok ilginç hayatlar yaşıyoruz. Siyasal İslamcılar vs. Veganlar draması yorumlamanı istesem hocam. Rıssamakı. Aa öyle bir drama mı var? Nerede çıktı ben onu takip etmedim. Kurban Bayramı dramı mı? Nereye düştük Rıssamakı. yine ya? Her sene yaşanıyor abi. Ben Kurban Bayramı'nda yanlış bir şey görmüyorum arkadaşlar. Bunu her zaman söylüyorum. Yani sen Migros'tan e, kıyma aldığın zaman tabi perde arkasında hayvanın boğazının kesildiğini ve aynı kurban bayramındaki gibi böyle yatıp kanını akıttığını e, bilmediğin için gönlün hoş oluyorsun. Ama kurban bayramında gördüğün zaman aman da keke bilmem ne yani bilmiyorum bana kurban bayramı biraz daha insancıl geliyor açıkçası. Çünkü sen hayvanın kesildiğini gözünün önünde görüyorsun ve ne yediğini biliyorsun abi. Hani sabah aldığın canlı hayvan, akşam olmuş sana tandır kebap. Hani bunun farkındalığı bence daha önemli. Daha önce de örnek vermiştim. Bir tane arkadaşım var. Herif vejetaryen ama yani ben kendi tuttuğum balığı yerim diyor. Mesela İsveç'e gidiyor. Üç ay boyunca İsveç'i boydan boya yürüyor. Acıktım diyor. Atarım diyor bir tane olta. Balık tutarım yerim diyor. Ama hani toplu üretilen bir balığı ya da böyle filelerle tonlarca kaldırılan balığı yemeği animal cruelty olarak yani hayvana işkence ve soylarını tüketmeye yönelik bir hareket olarak görüyorum diyor. Hani kendi tuttuğum balığı yerin derken de profesyonel olta alıp her gün balığa gitmiyor herif yani. Doğadaysam diyor, acıktıysam diyor, tutarım diyor. Görüşürüz deyip gözlerini yumarım balığın yerim diyor yani. Bu daha insancıl geliyor bana diyor. <laughs> Keşke öyle olabilsek hepimiz. Doblo kullanan da ne bileyim o AMK fakiri. Vallahi bir haftadır Doblo kullanıyorum. Pardon Doblo değil Kangoo. Kiraladım. En ucuzu oydu ne yapayım. İşlerim var. Aldılar gittiler benim arabayı. Tam bir aracı. Ben kurban kesmedim bu sene. Ben hiçbir zaman kurban keseceğimi zannetmiyorum şahsi olarak. Ee, bu sene Darüşşafaka'ya bağışta bulundum. Onda bile linç yedim mesela. İnsanlar niye paylaşıyorsun dediler. Yani miktarını yazmadım. Paylaşmamın sebebi başka insanları da bu yönde cesaretlendirmekti. O yöne etmekti açıkçası prim birim zartut dediler yani Bilsana olacaksa be. bence primin böylesi olsun bir bu şekilde linçeden vardı bir de şey şeklinde linç eden vardı aa Mehmetçik Vakfı varken niye Darüşşafaka'ya verdin yani bu sene buna vermişimdir seneye belki Mehmetçik'e vereceğim sana ne abi benim önceliklerimden kafamda belirli bir miktar para vardı Darüşşafaka'ya attım çocukları okutuyor diye sen hayvan sever değil misin Birisi diyor tema vakfına at. What the fuck abi? <laughs> senat ona da senat işte. Ona da senat. At abi. Tutmuyor kimse seni. At abi. Allah. Çok olduk. <laughs> Keşke ülke ocağına verseydim abi. Keşke ülke ocağına verseydim. Orada çocuklar ilimle bilimle satrançla uğraşıyorlar. Satrançla uğraşıyorlar. Spor müsabakaları yapıyorlar. Onu da biliyorsunuz değil mi? Twitter'dan beni takip edenler biliyor. Allah kahretmesin. O da ayrı bilinç hikayesi. Ya cidden. <laughs> ya bir tane milletvekili şey paylaşıyor. İşte ülke ocaklarında gençlerimiz sporla ilgilenirler, satranç oynarlar, ilimle bilimle irfanla uğraşırlar ve bol bol kitap okurlar. Ülke ocakları böyle bir yer diyor. Ben de altına şey yazdım. Paralel evrende, değil mi? dedim. Yani hani bizim yaşadığımız evrenden bahsetmiyorsunuz, değil mi? dedim. Adam aldı 4000 like ben aldım 10 bin like orada. Tabi hemen altına doluştular. Bir tane çocuk var diyor ki Ahmet abi işte çok ön yargılı davranıyorsun. Büyük ocakları gerçekten böyle bir yer değil. Sonra takip ettim çocuğu. Yani aşağıdaki mentionları. Bir çocukla tartışmaya tutuldular. İşte o çocuk diyor ki beni diyor lisede ülkü hoca reisi dövdü diyor durduk yere yani. Biz bu evrende böyle şeyler yaşıyoruz diyor falan böyle. Çocukla tartışlar, tartışlar. Sonra gerçekten çocuğun reisi geldi. Böyle Külhan Bey laflar söyledi böyle işte. Ya bunları da dindireceksin gibi bir şeyler söyledi. Çocuk da şey dedi reisine. Reis dedi bunları böyle kafana takma falan. Bir anda benim dediğimi tasdiklemiş oldular. <laughs> Aman Tanrım dedim bu nasıl bir şey? Ne oluyor lan dedim şu an ya. Aa dedim ne yaşanıyor dedim şu an. Az önce öyle bir şey yok diyordu şimdi reisiyle adam dövmek için toplandılar ne oluyor dedim yani. Ondan sonra başka birisi geldi dedi ki Antalya Ülke Ocakları'na bekleriz e, Ahmet seni dedi. Ben de dedim ki geleceğim hakikaten merak ettim hakikaten gideceğim bu arada. Yani eğer o ön yargılıysam görme, görmek istiyorum gözlerimle. Ön yargılıysam kendi gözlerimle görmek istiyorum Antalya Ülke Ocakları'na davet edildim gideceğim bir çaylarını içeceğim. <laughs> bir satranç başımız var yani. <laughs> Carreini gibi abimizdi. Abi Polonya'da kullandığın kulaklığın ismi nedir? Çok beğenmiştim o kulaklığı. Kulaklıkçı neydi lan? Aa ama alamazsın ki burada yok ki. Amazon'dan almıştım ben onu oradaki Amazon'dan. Almanya'daki Amazon'dan almıştım. Onu ben bir kere paylaşmıştım ya ben de hatırlamıyorum şu anda. Bilmiyorum abi keltoş babana koş Hatırlayan vardır ya Ben onu kullanmıştım ee, Şey paylaşmıştım hatırlayan vardır Samsung değil lan ne Samsung'u Bilinmeyen bir markaydı Güzel bir kulaklıktı ama lan Sonra koptu böyle ağır yüklendim diye Lise hakkında önerilerin var mı Abi lise hiç önemli değil ya Hiçbir önerim yok